Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir Ne Konuşuyor Bu Adamlar programıyla da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi konuklarımız eski FIFA kokartlı hakemimiz Selçuk Dereli ve gazeteci yazar Murat Çelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sıcak haber vardı, ona bakıyordum. Ne o? Derbinin PFDK sevkleri. Kimler Galatasaray var? Fenerbahçe maçından sonra olan yani yaşananlarla ilgili. Fenerbahçe'den İrfan Can'ı yeri bayat. 41. madde uyarınca o hakaretten. Mert Hakan Yandaş saldırı ifadesiyle aynı müsabakadaki saldırısı nedeniyle 44. madde uyarınca kulüp doktoru Osterwolde de yine hakaret sebebiyle 42. madde. Osterwolde tedbirsiz. İlginç olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribay'a tedbirli sevk edilmiş. Yöneticilerden var mı? Fenerbahçe, Ali Koç var doğal olarak. Ali Koç var. Selahattin Baki var. Arkadaşlar bunları girebilir şeye. Şimdi geldi. Galatasaray antrenörü Serhat Doğan var. Bu kadar. Yani. Beklenen isimler değil mi aslında? Evet, yani. Aslında öyle. Murat, hazır şeyden başlamışken bu Mert Hakan'ın durumu nedir? Çok tepki görüyor ya Mert her Hakan taraftan. Ya, şimdi belli tip oyuncular var. Dünyada da var, bizde de var. Hani hırslı oyuncu, işte formasını terleten, golden sonra armayı öpen, tribüne oynayan vesaire. Ya şimdi Mert Hakan Yandaş, tamam hırslı oyuncu, işte sert oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu değil ama takım oyuncusu, takımı ateşleyen oyuncu, bunların hepsi tamam. Ama koskoca Fenerbahçe kulübünde artık kaptanlık bazubandı taşıyan bir seviyedeysen, daha maç başlamamış, yani çıkmışsın zemine bakıyorsun vesaire, gitmişsin Galatasaraylıların içinde taraftara dönerek, yani olay çıkarıyorsun bile bile. Tahrik ediyorsun. Ya tahrik ediyorsun. Yani bu bir stratejidir, anlıyorum, sinir bozmak, ev sahibi tribünlerin ayarını bozmak vesaire. Ama çok hassas bir maç. Ya hem hassas maç, bir de bu Mert Hakan Yandaş'ın ilk vukuatı olsa diyeceğim ki hadi çok fazla motive olmuş da o yüzden falan. Hangi maçtı? Hakeme dudak okundu, herkes duyuyor orada. Saracoğlu'nda bir maçtı. Çıkamazsın bu stattan diyor ya hakeme. Doğru hakeme öyle söylüyor. Yani, çıkamazsın bu stattan diyor ve hakem de bir şey yapmıyor. Ve yapmıyor, oradan da sevk edilmedi de üstelik. Sevk edilmedi, evet. İşte onlar yanına kar kalınca oyuncuların. Bu böyle devam ediyor. Hakan için demiyorum. Sonra gidiyor işte Ali Samiyen'de. Ben oraya hala Samiyen diyorum. Seyran Tepe'de. Tribünü tahrik et, rakibi tahrik et. Maç bitmiş. Soyunma odasına gidişteki görüntüleri izlediniz mi? Tünelde ilk konuşmaları var. Tek başıma oynayacağım dedim. Öyleydi böyleydi. Bağırış çağırış, sürekli bir provokasyon. Ama ya aynısını gelip Galatasaraylı Kadıköy'de yapsa Mert Hakan gidip saldırır. Saldırır tabii ki. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tribüne mi oynuyor? İnsanlar şöyle düşünüyor. Muhtemelen mukavele... Sözleşmeyi cebine bitiyor. Koydu diyorlar şimdi, evet, insanlar. Evet. Tribüne oynuyor. İşte böyle ciğerden oynuyor. Öyleydi böyle. Ama hocam kendi taraftarlarından da tepki alıyor. Tepki alıyor tabii ya. Ya böyle, evet, bir şey olmaz. Bir yani kısmına bu hoşuna gidebilir ama aklı selim sahibi Fenerbahçelilerin de hoşuna gitmez. Hani çok da tasvip ettiğini ben görmüyorum çevremde. En azından benim çevremde. Elbette. Yani şimdi Mert Hakan net bir şekilde şov yapıyor ve biz bunu anlıyoruz. Beden dilinden de anlıyoruz. Tamamen. Bu işi iyi yapıyor. Bak bu şov kısmını iyi yapıyor. Hani oynadığı kesime göre. Ama bizler yutmuyoruz, yemiyoruz. Sağduyulu Fenerbahçeliler de ciddi bir şekilde rahatsız. İşte sözleşmeyi cebine koydu diyorlar. Ama yani böyle bir oyuncu yarım bir gün takımının başına öyle bir iş açar ki şampiyonluğu kaybedersin. Aynen öyle. Başka şeyler olur, anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe bu anlayıştaki bir futbolcu kadrosunu tutmamalı bence. Çok net. Bu nedir ya? Sen gidiyorsun tribüne dönüyorsun. Hocam, armanı öp yani. Armanı öp tabii Fener ki. Için de, sadece Fenerbahçe için de geçerli değil bence. Bütün kulüpler için yani. Ya bak, hırslı oyuncu, tekrar ediyorum. Bu hırsını anlıyorum. Niye sahada görmüyoruz Murat? Ya ben sahada da sertlik olarak görüyoruz. Sertlik olarak görüyoruz. Yani yine sahada da tansiyonu artırıcı bir tavır olarak görüyoruz. Çünkü yetenekleri sınırlı bir oyuncu, kabul edelim ki. Zaten mesela Ferdi Kadıoğlu. Sınırlıysa. Arkadaş, o takımda Ferdi Kadıoğlu. Ya bir gün bir vukuatını, bir tersini, bir şeyini gördüm. Tıkır tıkır tıkır. Çünkü o kültürü almış yani. Topunu oynuyor. Ve yani dünyanın her kulübünde, her taraftar, her teknik direktör, her kulüp başkanı öyle bir oyuncuyu kadrosunda ister. Ferdi gidecekti, ne oldu ya? Ferdi, bilmiyorum yani, teklifler var sürekli yurt dışına. Olmaması mümkün değil, evet, zaten.
Şimdi bazıları diyor ki ya hocam ne oldu diyor. Yani armasını öptü diyor. Yani sorun burada armasını öpmek. Sadece armasını öpse sorun yok. Dönüyor kale arkasına bir armayı öpüp dönüp onlara gösteriyor. Tabii canım. Sonra yani öbür tarafa dönüyor. Bu olmaz. Bunlar tarihtir ve tansiyon yükseldi. Ne oldu? Oyuncular birbirine girdi. Aynen. İşte kim gitti? Abdülkadir mi? Aynen. Diğer oyuncular. Kerem Aktürkoğlu gitti. Sen ne yapıyorsun dediler. Evet. Haklı olarak o tepkiyi de koydular. Hocam bir de ben şunu anlamıyorum. Şimdi bunlar profesyonel oyuncular ya. Hayatlarını bu işten kazanırlar. Profesyonel oyuncu değiller. Adları, şimdi adları olmalı öyle. En azından. Yani olmalı, tabii. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yıllar içinde hepimiz hatırlıyoruz. Birçok oyuncu her iki kulübün formasını da giydi. Evet. Beşiktaş'ın formasında Trabzon'u, osu, busu yani dört kulüpte oynayan oyuncular, oyuncular var. Evet. Değil mi? Sergen var, Burak var. Tabii. Yani şimdi Zaffet var. Zaffet var. Ya yarın öbür gün yani şunu demek ki düşünmüyor oyuncu. Yani ben gidip rakiplerimden birinde yani de oynayabilirim. Mert Hakan bence şunun için düşünmüyor onu. Yani yarın bir gün gidip hani Mert Hakan Fenerbahçe'den sonra ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta ne Trabzon'da oynayabilecek bir oyun temposu, bir yeteneği var mı? Yok. Yok. O biz görüyoruz, o ya da görüyor. Ya hocam bunu. Peki yok ama bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Sana bunu çürütecek bir örnek vereyim. Nasıl? Diyeceksin ki Gökhan Gönül Mert Hakan'dan daha yetenekli ve daha futbolda devamlı olan. Tamam. Evet. Kabul ediyorum ama ben karakter olarak önce konuşuyorum. Gökhan Gönül de Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi. Hiç kimse niye geldi? Vay efendim. Yadırgamadı. Hiç yadırgamadı. Gitti, çıktı. Hala Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak anılıyor. Öyle. Kimsenin de rahatsız olduğu yok. Bak ne güzel örnek. Tümer Metin. Tümer Metin öyle biraz, bir şey yaşamıştı, hatırlıyor musun? Karışık. Beşiktaş taraftarlarıyla bir şey evet, yaşadı sonra. Evet. Öyle bir, evet evet. Fenerbahçe'ye biraz gitti, sıkıntı yaşadı. Çok ciddi tartışmalar oldu. Yani oyuncular sorumlu davranmıyor. Evet. Bizim futbolculardan beklentimiz onları izleyen genç oyunculara iyi örnekler sunmaları. Ama şimdi Mert Hakan'ın bu yaptı olmuyor. Yapma bunu. Peki yöneticilere ne demeli? Ha, şimdi de boyutu var. Yani yönetici böyle yaparsa yani, Mert Hakan'ın bu yaptığı evet, normal mi diye yani soranlar normal değil mi hocam diyor insanlar. Yani hocam çok enteresan. Asıl ama. Yani ben canlı yayında ben söylenebilecek ikiz doğru atasözü veya deyimleri düşünüyorum. Şimdi çok var da hani balık baştan kokarla idareydiniz. Yani, evet. Ne demek istediğini anladım Murat'cığım. Peki orada Murat şey diyeceğim yani hani tamam futbolcular orada yöneticilerin biraz daha sakin olması gerekmiyor mu? Yani durumu idare etmesi gerekmiyor mu burada? Vallahi yani işte Dursun Özbek'in, bugün Ali Koç'un. Son, şu son 1-2 saat içinde arkadaşlar ona da bir bakarsa ben de bakacağım ama yayında telefona bakınca biraz şey oluyor izleyicilere de. Sen hani, şimdi siyasi programlardan alışkınsın. Güncel çünkü bir sürü bir şey geliyor. Ben de ara sıra bakıyorum da. Ama telefonlara bakanları da gıcık kapıyorum. Tamam yani. Doğru ben ama. Ben de bakıyorum ama. Şimdi mesela ama şeye işte bakacağım. Sosyal medyada anlık gelişmeler hem oluyor, öyle oluyor geliyor. Hem de bize de mesaj geliyor yayında. O geliyor öyle, bana öyle da geliyor şimdi o yüzden. Bir de tabii şu var gelirken arabada dinledim. Yanılmıyorsam işin bir de adli soruşturma kısmı da başlamış. Yani savcılığa başvuru mevzuu da var. Öyle mi onu evet, bilmiyorum. İşte onun için şimdi ona bakacağım. Fenerbahçe'den son bir yazılı açıklama var. Ve onun devamında da sanıyorum bir de savcılığa başvuru boyutu da katıldı galiba işin içine. Ona bakacağım. Şu kadarını söyleyeyim. Özür dilerim. Reyhan bakabilir evet, misin canım? Evet ona bir bakalım ben de bakacağım da. Şu kadarını söyleyeyim. Ya şimdi herhangi bir kulübün başkanı olmasa, herhangi bir rengi olmasa saygın iş insanları değil mi karşımızdakiler? Hı hı. Yani Ali Koç işte yani baktığın zaman Dursun Özbek, Erden Timur yani herkes kendi alanında bayağı ileri gitmiş isimler yani tanınmış isimler. Ya bu nasıl bir seviye ya? Nasıl bir seviye yani? Gerçekten o zaman Mert Hakan'a falan hiçbir şey söylemememiz lazım bizim. Yani o basın toplantılarındaki o ifadeler, saha içindeki bağırışlar, çağrışlar, tam tabiriyle raconlar. Şey, yani hakaretler. Kendi yöneticinin boğazına sarılmalar. Onu biraz anlıyorum çünkü orada sanıyorum yönetici başka biriyle ciddi bir tartışmanın eşiğinde hani sus tamam şekil demeye ama, çalışıyor ama şekil kötü şekil tabii. Şekil kötü yani. Evet. Tabii. Ya ben bu durumlara hep şöyle bakıyorum. Hani içinde yaşıyoruz, yaşadık. Ben de mesela Beşiktaş maçı seyrederken başka bir şeye bürünüyorum. Yapıya, karaktere, görüntüye muhtemelen. Ama sonradan yani işte maç bitiyor, biraz sakinleyince vesaire. Bence ne yapılmalı biliyor musun? Bence. Mesela Ali Koç'un o görüntüleri tekrar oturup kendini bir izlemesi lazım. Bak insan kendini izlediği zaman fark eder.
Ya da Dursun Özbek, o basın toplantısında Erden Timur'la, işte Ali Koç bize orada şöyle demişti, böyle demişti. Erden Timur diyor ki yok başkan öyle dememişti falan. Yani şimdi o seviyedeki insanlardan çok daha böyle çıkıp konuştuğu zaman tak 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 konuşacak, ciddiye alınacak bir şey bekliyorsunuz. Ama böyle kahvehane ağzıyla yani... Hocam sen duydun mu? Tribüne hoş yani, görünmek için herkesin yani, yaptığını tabii canım kendi taraftarını oynuyorlar tribüne. Murat'ın şeyde hatırlar mısın yöneticiliğini? Hakem hatırlıyorum tabii. Ben tabii. Türkiye'nin en genç yöneticisi de o zamandan tanışıyoruz bizim Arçelik'te. Ama mesela hiç böyle ağzından kötü bir laf herhangi asla bir şey çıkmadı. Yok, bilmem neydi. Ya şimdi oluyor. Eleştiri olabilir, yani katılımlı yönleri olabilir ama bak ben Murat Çelik neden benim çok kıymet verdiğim bir insandır? Murat Çelik'le oturursun her şeyi konuşabilirsin. Saygı çerçevesi içerisinde. Şimdi biz maç bittikten sonra maç ama ya, evet maç hani birlikte maç hiç izlemedik tabii hani hocam, aslında yok hocam gün... izlemeyi tavsiye ederim. Yani şöyle bu sezon sana bir şey değil mi? Bu sezonki Beşiktaş maçlarında gayet objektifti. Hocam şimdi maçı izlerken tribünde hocam, kendi halindeyken ikinci dakikada kırmızı kart gösterirsin. Yok canım o kadar değil. O kadar hocam. Olabilir. O kadar. Yok yok vallahi taraflı. Taraftar bir takımın yöneticisi orada hani gerilebilir, tansiyon yükselebilir. Orası kendine özel bir alan hani eğer evet, bir taşkınlık yapmıyorsa, bir şiddete başvurmuyorsa, hani bir küfür kötü söz kullanmıyorsa o başka bir şey. Evet. Ama şimdi sen milyonların gözünün önünde sahanın içine giriyorsun maçtan sonra evet, işte yöneticinin boğazına sarılıyorsun, tabii, tabii, o sana bir şey söylüyor. İşte öbürüne diyorsun ki çıkmazsan buradan şöyle olur falan. Ya evet, bunlar doğru şeylerdi. Sonra Dursun Özbey'in açıklamaları. Ben buraya geldim sıkıyorsa evet gel gibi falan. Yani bunlar nedir ya? Ya bunlar nedir? Bak yani bunlar neden oluyor biliyor musun? Mafya var gibi. Şimdi bak, dil, değil mi? Böyle ben dil 23 yıl hakemlik yaptım. O kadar sahada hakemlere ya da sahanın dışında zaman zaman kötü söylemler oluyor. Eğer bir hakem dönüp sahada bir taraftara, bir oyuncuya, bir futbolcuya, bir yöneticiye öyle kötü bir davranışta bulunsa ne olur abi? Hakem biter, biter kariyeri, değil mi? Biter, yöneticinin niye bitmiyor abi? Niye evet, bitmiyor ya? Hak i̇şte yönetici ki, bunu hocam, bildiği hak, için hak ya diyor ben ne olacak diyor. Bunun bedeli neyse öderim diyor. Erken şartlısı işte bir ay, üç ay, beş ay, ya altı ya da para ay, cezası. Öderim diyor bunu diyor. Devam ederim diyor. Ama bak şöyle de bir şey var. Şimdi bu fırsatı Ali Koç biraz da işin içine bu şovu da katarak kongreyi cebine koydu bence. Onu söyleyeyim. Ha oraya bak, hem bu maçın bence, kazanılması. Hani geçen hafta konuşmuştuk. Sonraki o sahaya işte evet, taraftarın yanına gitmesi. Bence kongreye bir de şampiyon olursan olur hocam. Ya şampiyon olursa zaten bence Aziz Yıldırım adaylıktan bile çekilebilir yani. Çekilir. Ama bu maçın olur kaybedilmesine mu? En çok kim üzül? Hangi Fenerbahçe? Tabii ki. Ya öyle demeyelim de aynı şeyi ben de düşündüm de Aziz Yıldırım yani, biraz yani Fenerbahçe için sevinmiş, kendi için üzülmüştür herhalde diye düşündüm ben de. Ama hala taşlar yerine oturmadı. Hala garanti değil. Tabii değil. Yani bence hani bu bir matematiği yok bu işin ama bana sorarsanız yani %80 hala Galatasaray yani. Ali tabii canım. Yani. Ya bence %99 Galatasaray. Peki öyle bittiğini yani, farz edin haftaya inşallah. Çok ilginç şeyler de oldu. Bunda konuşmak lazım. Şimdi Kayseri, Konya maçı berabere bitti 2-2. Tam ne konuşuyor bu adamlar olduk şimdi. Bak bir dakika hocam bir bitirelim şunu. Ya, tamam. Tamam ama ben not alıyorum. Ne tamam. Kayseri, Konya mı? Kayseri, tamam, Konya. Tamam o bitsin ondan sonra. Ne oldu çünkü hocam? Bu hafta Konya var. Neden önemli? İşte. Konya bir puan aldı. Hocam. Ya. Şimdi bu maça alamasaydı. Alamasaydı ne olacak? Beraberlik. Hani ne oluyor yani? Ha, yetmeyecekti beraberlik. Hani önemli insanlar mi? Merak evet, ediyor. Evet, ne önemli oluyor diyorlar yani. Önemli. O yüzden bu önemli. Bunu konuşalım. Yani, hocam biz çünkü de bir şey tek yok Konya'yı diyorsunuz, ilgilendirmiyor. Bir tabii, tek şampiyonluğu ilgilendirmiyor. Ankara gücünü ilgilendiriyor. Tabii. Bayağı tabii, durumlar var tabii, yani. Tabii öyle. Bizde şey yok biliyorsunuz. Yani böyle akış falan yapmıyoruz. Yok yok doğaçlama. Bir spor yazarı bir arkadaşım aradı. Geçen salı şey buradan çıktıktan sonra arabadaydım. Dedi ki enteresan bir program oluyor. Çok beğeniyorum. Akışınız yok dedi. Yok. Ben dedim ki topun gelişine vuruyoruz. Şöyle. Biz de beğeniyoruz canım. Programı da biraz kısa geliyor ya. 1,5 saatte tık diye bitiyor. Hocam yapma. Güzel güzel. Bak, yok tam, bak, yo, tam süre ayarında. 11'de bitiyor. 11'den işte sonra benim uykum geliyor. Tam yapma. 90 dakika. Genel müdürümüz öyle ayarladı. Bir dakika, göre bir hadi madem daldan dala, iyice daldan dala olsun. Perşembe tamam, kupa finalini kim yönetir? Hadi bakalım bir tahmin alayım. Kupa finalini uzman kim yönetir? Yarın açıklanacak. Halil Umut Meler. Aynı şeyi düşünüyorum. Olursa zaten maç başlamadan gündem hakem olur. Yani olacak zaten. Yani bence hangi federasyon bunu inadına yapacak. Ben öyle düşünüyorum. Hangi hakem hatalsa gündem olmaz? Yani değil mi? Bir de o var. Tamam ama Halil Umut hani, Meler'i kenara ayıralım. Başka hakem verirse. İki takımın anlaştığı bir hakem olabilir mi? Hiç sanmıyorum öyle bir şey. Ya var mı öyle bir örnek? Olabilir mi? Yani olabilir. Herkes birbirine gıcık. Yani
Nasıl olacak? Ya yani şöyle, ben şimdi Beşiktaş gözlüğüyle bakıp öyle yani bu taraftan Beşiktaş penceresinden bakıp konuşuyorum. Yani Halil Umut Meler'in atanması demek bu maça. Yani bütün sezon zaten Beşiktaşlıların Mehmet Büyükekşi yönetimiyle bir derdi var. Bir de üstüne tekrar bu maça da Halil Umut Meler atanırsa, çünkü sonuçta hem Beşiktaş hem Trabzon için yani doğrudan Avrupa bileti, bu önemli bir maç, çok önemli. Yani Türkiye Kupası tabii ki manen önemli ama hani Avrupa bileti olması daha da kıymetli. Tabii. Maddi olarak da kıymetli. E şimdi böyle bir maçta Halil Umut Meler... Bir de Halil Umut Meler'in ciddi problemi var Beşiktaş'ın. Ya bence de aslında var. Aslında yani, öncesinden gelen bence bir de var da. Ya hatırlayın var. Nihat Özdemir başkanken evet. Sergen çıktı, şampiyon olduğumuz sezon evet. pandemi zamanı. Çıktı, Halil Umut Meler'i istemiyoruz dedi. Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey. Ertesi hafta tekrar Halil Umut Meler'i evet. bizim maçımıza verdiler. Üst üste iki hafta aynı hakem aynı takımın evet. maçını yönetti. Hiç Doğru. var mı böyle bir örnek? Böyle bir örnek yok tabii. Ve ben o zaman Nihat Özdemir başkandı. Açtım sordum, dedim ki ya böyle bir şey olur mu? Aynı şey Fenerbahçe'ye yapılsa siz ne dersiniz yani? Hani bir Fenerbahçeli olarak. Dedi ki eğer vermese, yani eğer bu tavrı koymasaydık ondan sonra işte bütün teknik direktörlerin, yöneticilerin bir oyuncağı şey olurduk. Bir şey dedim söyleyeyim. Ki ya bugüne kadar Ali Aydın'a, rahmetli Özhan Can Aydın şey as, düdük astırdı. Evet. Yani Murat, bu örnekleri yaşadık. Haklılık payı yok mu hiç? Yok abi. Ya yok ya. Yani böyle %1 deme hiç. %0.1, binde bir yok. Nedenini söyleyeyim. Bak bir Beşiktaşlı olarak söylemiyorum. Neden yok biliyor musun? O günden sonra bu Türkiye liglerinde kaç teknik direktör, kaç yönetici, kaç başkan bu hakemi istemiyoruz şeklinde veya benzer tonlarda açıklama yaptı. Hangisini atadınız tekrar? Vermek doğru değil. Hakeme de zarar. Yani sen hakemi de hedef tahtasına, tabii o düşmanlığı yani yaratıyorsun. Beşiktaş'la sonra ver. Niye hemen üstüne veriyorsun? Yani. İnatlaşmak olmaz. Kulüplerle inatlaşmayacaksın merkez hakem kurulu olarak. Şimdi bak bu atamalarda neye dikkat ederler? Şimdi kupa finali. Peki kulüplerle inatlaşmayacaksın da hocam, kulüplerin istediği hakemi mi vereceksin? Bu da saçma değil. Tabii ki değil öyle mi? Bir şey yok. Hayır. Ya sen performansına bakacaksın. Başta sizin karşı çıkmadınız. Ama elbette yani sen çok değerli olarak ya karşı işte çıkmadınız. Bak neden biliyor musun? Merkez hakem kurulunda kaç tane hakem var? Kaç tane hakem? Şimdi Halil Umut Meler'i vermezse kimi vermeli? Bakıyorsun tabloya. Kim vermeli? Arda kardeşine. Yok. Arda kardeşine derbi. Şimdi derbi yönetti hem de nasıl yönetti derbi. Gördük. Nasıl yönetti onu da biraz sonra konuşacağız. Maalesef tabii. Yani. Peki orada şey hocam. Penaltı şey gol pozisyonu var. Evet tartışılıyor. Var mı yok mu orada? Ya şimdi şöyle, maçta tartışılan iki tane pozisyon var. Bence birincisi İkincisi en çok konuşulması kırmızı, gereken Torreira'nın pozisyonu. Ondan sonra Muslera'nın pozisyonu şimdi Galatasaray'la tabii gündeme getiriyorlar. Hani havada Çağlar'ın teması bozuyor mu, bozmuyor mu gibi. Bence hani Çağlar'ın teması sonuçta bir temassız oyun. Yani temas olacaktır. Şimdi ben Murat'a temas ediyorum. Bak şimdi temas ediyorum, bu faul değildir. Ama ben Murat'ı bozuyorsam... Bu müdahalemle bozuyorsam, dağıtıyorsam bu bir ihlaldir. Altı pasın içindeki kaleci dokunulmazlığı o, devam etmiyor mu? Öyle bir şey yok. O nedir biliyor musun? Faule sebebiyet veriyorsan dokunabilirsin, temas edebilirsin. Canım böyle dokunmaktan bahsetmiyoruz. Futbolcu dokunmasından bahsediyoruz. Ya futbolcu dokunmasından bahsediyoruz. Yani Çağlar'ın o dokunması... Yani ben kabul edilebilir buluyorum. Orada hani hakemi çok eleştirmiyorum. Ben de aksini düşünüyorum. Faul verilebilir miydi? Neden? Benim şöyle bir kriterim var. Rakipleri izlerken. Veya aynı maçta Beşiktaş'ın rakibini izlerken çalınan ve çalınmayan düdüklerde. Hep şöyle bakıyorum. 1000 kere de bunu Twitter'a yazdığım için açıkça rahatlıkla söylüyorum. Aynı pozisyon benim lehime ya da aleyhime verilse ne düşünürüm diye bakıyorum, tamam mı? Beşiktaş kalecisi Mert'e rakip oyuncu o teması yapsa ve biz gol yesek ben isyan ederim. Peki ben bir şey faul isterim. Murat o zaman adım adım gidelim. Çağlar'ın müdahalesiyle mi o topu kontrol edemedi? Hayır. Tamam. O zaman. Tamam. O zaman. Ama hocam ama sen, ne fauller çalınıyor, tabii çalınıyor kendine atanlara peki, temas Muslera, yokken bile. Peki Muslera'nın bir şikayeti var mı pozisyonda? Yok. Yok. Beklen, faul beklentisi var mı? Yok. Bir tane Galatasaraylı yok, yok. O anda yok. Dolayısıyla, doğru. Dolayısıyla hakemin bu kararını saygı duyuyorum. Bak %100 faul değil demiyorum. Faul verse de ağır olduğunu söylerdim ama yani çok ağır konuşmazdım yani hakem hakkında. Ev sahibi lehine verilebilir diye düşünürdüm. Engelleme yani olabilirdi mi? Ama orada Muslera zaten var dengesi. Mı? Vurma var mı? Muslera'nın önünde bir futbolcu, doğru. Rakip futbolcu da var. Bak Fenerbahçe, İsmail Kartal çok iyi çalışmış dersine. Duran topta Muslera'yı resmen saf dışı ettiler. Doğru. Öne hareketlenmesini engellediler. Önündeki oyuncudan dolayı dengeli çıkamadı. Evet Çağlar'ın da bir teması oldu.
Ben ona saygı duyuyorum o kararı. Ancak maçta tartışması gereken ve en kritik, maçın da skorunu etkileyebilecek diye düşünülen pozisyon hangi pozisyondu? Torreira'nın pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu. Hı-hı. Bir kesim diyor ki, ya hocam burada çelme takıldı, Torreira ne yapsın yani? Peki çelme takıldıysa bu umut veren bir atak mı? Evet, umut veren bir atak. İkinci sarı gerekir mi? Gerekir. Ama faul mü? Bence değil. Torreira topu ayağına aldığında sol tarafta arkadaşı var. Sola doğru yönlenip çok daha kendine avantajlı bir durum elde edecekken çok tecrübeli futbolcu. Hocam buna döndü, tecrübeli demeyelim Cicu'nun ya. Cicu'nun önüne yani... bak işte rakip eksilti. Döndü Cicu'nun üstüne gitti. Ya hayır hayır. Cicu da tecrübesiz. Şey. Hayır tecrübelilik iyi bir şey gibi söylüyoruz. O tabiri kullanmayayım hani. Ah işte, o tabiri kullanmayayım. Ben sen onu... nasıl atasözünü evet, rahatlıkla öyle, söyleyemediysen. Ya ben de... böylelerine futbolcu değil tırnak içinde oyuncu diyorum abi. Yani işte tecrübeli bir oyuncu yani. Torreira gitti. Cicu da buna düştü. Evet, aynen. Cicu da buna düştü, faulü aldı. O bir faul değil. Doğru. Ben hakem olsaydım o maçta faul çalmazdım. Çok net. Aynı hareketi ceza alanında içinde yapsa hakemi aldatmaya sarı yönelik kart. Diye işte bu. Ben Mehmet Yozgat diye Denizli Fenerbahçe maçında aynı pozisyonda evet. Sarı kart gösterdi. Aynen öyle işte. Rusya'ya gidiyorsun. Acele etti Arda. Maç mı yönetecekmiş? Efendim? Hayır lan. Rusya'ya gidecekmiş. Murat. Rusya'ya mı? Seyahat mi var? Bir davet var Rusya'ya. Rusya'ya. Maç mı yönetecek? Ama o bir sosyal bir ben proje. Ben hakem olsaydım. Ben hakem olsaydım dedi. Ben de durdum. Yalnız tabii. Ha bak ettiler. Sanatçılar için dedi. Beyefendinin ne kadar iyi bağlama çaldığını herkes bilmez ama bilen bilir yani. Ya, yani sadece hakemlikte de yetenekli değil. Sesi güzel bağlamış. Mihriban'ı çok güzel. Çok. Teşekkür ederim. Özledik yalnız. Bir gün alırım sazı gelirim programa. Finalde yapalım. Gelirim yani. Vay. Bir kesi bağları söylerim yani. Vallahi, bir yayında bunu yapmıştık bir programda. Ertem Şener'in bir programında. Yayına çıkmıştı. Haberim yok. Sazı getirdiler. Hocam hani bir sen müzik işte aleti çalıyor musun falan dediler. Önceden hazırlanmış şey mizansen. Neyse şey geldi. Sazı dedi uzatır mısın dedi. Saz geldi. Ben de çaldım gesi bağları söyledim. Sonra ne oldu? Duruyor. Gesi bağları üzerinden Kayseri mevzuna gelecek. Kayseri Konya maçını konuşacağız. Duygu diyor ki geleceğim. Afyon türküsü isteriz. Afyon türküsü o da olur. Öyle kalesini evet. İstiyormuş. Çok güzel Afyon türküleri var. Abi bak ben gesi bağlarını söyledim. Bak. Tabii ertesi gün çok konuşuldu bu. Selçuk dedi saz çaldı işte türkü söyledi falan. Abi haftaya Kayseri Spor Bursa Spor maçına gittim. Bak Kayseri'si. Gesi bağları türküsü Kayseri türküsü. Evet. Bursa Spor'un şampiyon olduğu sene. Hmm. Bak sahaya çıktık full tribünler yeni stadyumda. Ben sahaya ısınmaya tam çıkacağım. Üzerimi değiştiriyorum. DJ çocuk geldi dedi ki hocam bak gesi sen bağları. Sahaya çık dedi. Ben hangi parçayı çalacağım dedi. Gesi bağlarını dedi. Evet dedi. Ben bir çıktım gesi bağları türküsü çalmaya başladı. Şeyde hoparlörlerden. Tribünler beni çağırdı çiçek verdiler. Ha ne güzel. Ve ne oldu biliyor musun maç? Bak Bursa Spor şampiyon oldu. 3-0 Kayseri kazanmış. Gerçekten. Vallahi. Bak pozitif bakarsan. Ne güzel ya. Pozitif oluyor her şey. Evet. Eğer pozitif bakarsan pozitif oluyor. Böyle bakılması lazım. Bak evet. Futbolda bu duygu kayboldu. Hep negatif yaklaşım. Ya ne olur yani hakeme ne oldu? Çiçek verdiler. Ama işte. Şimdi çiçek deyince ben de o zaman bir anı anlatayım. 2008 sanıyorum. Bu programda geçen hafta da adını andık. Şimdi az önce de andık. Nihat Özdemir o zaman Fenerbahçe ikinci başkanı. Ben de işte Beşiktaş yönetimindeyim, Yıldırım Demirören yönetiminde. Ankara'dan da Nihat Özdemir'le tanışıklığımız olduğu için yani İstanbul'da konuştuk maç öncesi. Onlar İnönü'ye gelecek, biz ev sahibiyiz. Ben de başkana dedim ki ya bir organizasyon yapsak, hani ortam gergin. Hani bu dedim yurt dışındaki maçlarda ne oluyor? Maç öncesi ev sahibi takım, deplasman takımın kulübünün yöneticilerine yemek veriyor değil mi? Yani biz de dedim öyle bir şey yapalım. Yani İstanbul içinde olmaz mı? Hani beraber bir yemek yiyelim. Yemek olmadı. O kadarı olmadı. Ama en azından gelen yöneticileri biz ev sahibi yöneticiler çiçeklerle karşıladık. Meslektaşlarımızı da çağırdık. Dedik ki bakın böyle böyle bir şey yapıyoruz. Sarıldık, öpüştük, görüntüler var falan. Mesajlar gelmeye başladı. Onlar bizi orada öyle mi karşılıyor? Tabii, ne gerek vardı? Ya arkadaş biz başladık. Bir sonraki maçta da onlar da bizi karşılasın. Karşılamazsa onlar utansın. Onlar illa Fener olduğu için demiyorum. Bu karşılıklı bir şey. Yani demek ki yapılabiliyor. Eskiden hakemleri de ağırlarlardı. Evet, mesela ben Avrupa'da maç yönetmeye gittiğim zaman hakem maçın gözlemcisi, temsilcisi işte başka İskoçya'dan gözlemci geliyor işte İsviçre'den temsilci geliyor oturup maçtan önce yemek yenen iki takımın kulüp başkanları da bir araya. Bundan güzel ne olabilir aynen, ya? İletişim ya birbirimize dokunacağız. Neden öcü gibi kaçıyoruz?
İşte kaçtığımız için böyle oluyor. Bak bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi hakemleri hani baskı altına alalım. İşte hakem zannediyorlar ki hakem lehine düşecek o takımı. Alakası yok. Hakemin algısını bozuyorlar. Doğru. Algısı bozulan hakem hata yapıyor. Senin doğru. lehine yapmaz doğru. ki. Doğru. Sen pozitif yaklaşırsan, hatalar hakeme çiçek verirsen, doğru. atmosfer pozitifse doğru. işte maçı 3-0'da alıyorsun. Doğru. Hakem ben onlara bir şey yapmadım doğru. ki. Ama pozitif bakış var burada. Hatalar tabii. oradan mı kaynaklı hocam? Oradan tabii ki. Ya şimdi bak ben bir şey söyleyeyim mi Orhan kardeş? Bir cerrahı getir, basit bir bademcik ameliyatını koy. Hani 55 bin kişinin, stad ismi vermeyeyim şimdi yanlış anlaşılır. 55 bin 55 kişinin ortasına 55 bin kişi sürekli bizimki küfür etsin değil. Biz 41 bin. Orada sürekli ona küfür etsinler, müdahale, baskı olsun, hastanın ölme ihtimali çok yüksek. Sadece ıslık çalsınlar. Yani basit bademcik ameliyatı. Sadece ıslık çalsınlar. Algısını bozuyorsun çünkü. Hakem için de böyle. Islık çalsalar bile ya o ıslık sesi var ya. Ya düdük benim düdüğü ben çalayım buradan. Kızılay demeyeyim de hani nereden diyeyim işte şeyden Sayıştay'ın oradan falan duyulur yani bizim düdüklerimiz çok evet. güçlü. O ses o nohut kadar var mı ki. Hocam size? Yok nohut var mıydı? Nohut eskiden vardı nohut. Eskiden çok nohut kullanmışsın. Nohutuna bile küfredenler vardı. Evet ya. Ya biliyorsun değil mi? Düdüğün nohutuna bile küfredenini biliyorum. Ya böyle bir şey var. Allah'tan nohut yok da. Ya bir şey soracağım. İsmail Kartal kime niye bozuk? Ne oldu ki? Maçtan sonra bir açıklama yaptı. Bir şeyler söyledi. Her zaman olduğu gibi pek anlayamadık. Ha, çok kendisini çok eleştirenlere işte bak siz beni eleştirdiniz. Hani bu takım hocası olmaz dediniz. Bak ne oldu ben geldim Galatasaray'ı 10 kişiyle yendim duruşu. Bu mudur yani? Onu yapıyor. Peki Fenerbahçe şampiyon olmadıktan sonra. İsmail Kartal'a çok haksız yapılmasın. Başarılı hakikaten mıdır ya topladı size? Puana bakıyorum ya abi. 96 puan. Şampiyon olursa başarılı. Çok. Ben neyi düşündüm? Şimdi... geçen hafta Mourinho konuştuk. Biraz sonra onu da konuşuruz. Mourinho bu sefer Beşiktaş'ın gündeminden çıktı. O haberi de atlamışız. Neyi? Mourinho Beşiktaş'ın gündemindeymiş. Ben Beşiktaşlı olarak atlamışım. Acaba öyle yani... bir gündem var mıydı? Yoksa sonradan bir... görüşme bir, olmuş. Bir yok, gündem yok. Mi yaratıldı? Yok, yok. Acaba başka bir hesap da var? İnsan hakkında o da geliyor yani. Murat işin ne? Benim gördüğüm kadarıyla bir görüşme olmuş doğru. Öncesinde olmuş. Olmuş. Hı. Gördüğüm kadarıyla mı aldığın bilgiler mi? Yok yani duyum bu. Duyum. Kesin bilgi olsa öyle de söylerim. Ama sanki Beşiktaş yönetimi yani başta başkan olmak üzere işlerinde çok sevdiğim dostlarım da var ama yanlı konuşamayacağım. Asıl teknik direktör hedefini gündemden uzak tutmak için hani bir hamle mi yapıyor? Böyle Mourinho'yu konuşturuyor, işte onu konuşturuyor, bunu konuşturuyor ve sanki arka planda asıl zaten hedeflerinde bir isim var. Kim bilmiyorum, keşke bilsem onu da söylerim. Ama işte biraz da arayış içindeler yani Nuri Şahin'le. Öyle öyle Nuri ama ben Şahin'le bir şey görüştüler. Söyleyeyim Murat Çelik. Bu başka türlü anlaşıldı. Ha Fenerbahçe. Yani, Beşiktaş dostlarım evet. Yani yanlış anlamasınlar arkadaşlarım. Ali Koç'a destek yanlış, gibi mi? Evet ha. Yani Aziz Yıldırım'ı ha, oyun dışında evet, bırakmak doğru. adına işte Hasan Arat'ın Ali Koç'a yakınlığıyla yok, böyle yok. Bir hamle içine girildiği söylemleri. Hocam öyle şey ama bir dakika Beşiktaş camiasında konuşulanlara göre çok özür dilerim. Yani bizim bu açıklamalı yani Beşiktaş. Olabilir. Şarkı. Bence de eğer böyle algılandıysa bizim kendi içimizde şöyle algılandı. Yani Hüseyin Yücel başkandan bile habersiz aslında gereksiz bir açıklama yaptı gibi bizim gibi. İçimizde de böyle konuşuldu. Yani hatta başkanın da bu açıklamadan pek mutlu olmadığı. Bazı Beşiktaşlıların da rahatsız olduğunu biliyorum. Yani ne gerek vardı? Yani şimdi hani bu kulübün iç işlerine vallahi niye karışılıyor gibi. Valla bence de gerek yoktu laf aramızda yani. Evet yani iç işlerine mi karışılıyor? Ne Mourinho'su falan diyen bir sürü Beşiktaşlı var. Yani bence de tam oturmadı orası. Bunu yönetimin evet, açıklaması evet. lazım. Peki Fenerbahçe... Şu Kayseri'yi niye konuşmak istiyorsunuz? İstiyoruz. Ben açıklamayı hocam, okuyorum. Ha, peki, hocam tamam. Konuşalım. Peki. Konuş. Ne var açıklamada? Şöyle. Galatasaray Başkanı'yla... Erden Timur'un yaptığı açıklamaları konu ediyor. Ve diyor ki derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamanın ana sebebi maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır. Evet. İşte bu maç her dakikasıyla işte haksızlığa uğradık. Gerçek hak edenin kim olduğunu Türkiye'ye gösterdik. Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşılıyoruz vesaire. Son cümlede iki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere
kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Yani? İşte, duyduğum kadarıyla yani radyodaki bir yorumcu arkadaş kimdi onu da hatırlamıyorum ama galiba işin bir de adli soruşturma kısmı da olacak. Savcılığa da başvurdular demiş ama neyle ilgili savcılığa başvuruldu? Onu bilmiyoruz. Yani saha içi olaylar o kadar o boyutta bir şey ya yok. Murat şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'yi Galatasaray Saracoğlu'nda yenip bir şampiyonluk kupasını sahada kaldırmak istedi değil mi? Hatırlıyor musunuz? Evet. Orada ciddi problemler, tartışmalar oldu, elektrikler kesildi. Gitti. Bir sürü sıkıntılar oldu mu oldu? Evet, evet. Ya şimdi de Fenerbahçe gelmiş, işte Ali Sami yendi, rakibini yenmiş, 10 kişi kaldığı halde evet. Yenmiş. Gitmiş, yani yöneticiler gidip taraftarıyla bunu kutlamak, üstelik orada sevmek için bundan doğal yok. Ne olabilir ya? Hayır, ya her iki yok. Takım, her iki takımın da bu konuda aslında geçmişe baktığımızda eksikleri, hataları var. Tahrik etmeden. Evet tabii ki. Yani işte ama zaten şey, Galatasaray tribünleri Mert Hakan'da olduğu gibi. Mert Hakan ayrı bak. Hayır, bir de şu var. Bak Ali Koç sahaya indiğinde Galatasaray tribünleri boşalmış. Bir de Ali Koç sahada değilmiş. İşte Mert Hakan aramış. Ali Koç gelmiş, gel başkanım falan demiş. Yani bunlar doğru mu tabii? Bunları da sonradan yani. Teyit etmek lazım. Yani şimdi bir defa oradaki tepkiler yanlış. Bırakın yöneticiler taraftarına gitmek istiyorsa gitsin. Bundan doğal ne olabilir ya? Evet, Galatasaray'ı yani. Yenmiş. Evet. Tabii ki gidecek. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Saracoğlu stadında şampiyon olmuş. Tabii ki kupa kaldıracak ya. Bundan doğal ne olabilir? Şampiyonlar Ligi finalinde yenilen takım rakip takımı alkışlıyor evet. Ya. Kendinize gelin aynen lütfen. Öyle. Bunları konuşalım biz. Hep daldaki kuşu gösteriyorlar bize. Aynen. Kim hakem? Aynen. Hakem penaltımızı vermedi. Olsa... Ya siz hangi işi 4-4-2 yapıyorsunuz yöneticiler olarak? Kulüp başkanları olarak hangi işi doğru yapıyorsunuz? Lütfen. Örnek, toplumu örnek. Elbette vardır hani yapanları da şey yapmayalım. Hepsi için söylemiyorum. Ama genel baktığımızda hep eksik. Sonra Fenerbahçe yöneticilerinin oraya gitmesi, orada Sayın Ali Koç'un kendi yöneticisiyle yaşadığı o davranış, şekil olarak yansımaları falan bunlar bana kaybettirmiyor. Beni sadece üzüyor bir spor insanı olarak ama kendilerini kaybettiriyor. Bunu bilsinler. Doğru. Dediği gibi Murat Çelik'in. Lütfen kendilerini bir kez daha izlesinler. Murat bir şey söyleyeceğim. Selçuk Hoca'yı ilk kez böyle görüyorum. Bir de şey çok güzel. Hakemleri koruyucu sözler ediyor. Acaba hakemlik yaptı mı diyeceğim. Çünkü o camiaya yakın bir isim. Eski hakemler hiçbir zaman böyle koruyucu konuşmaz hocam. Konuşmuyorlar. Elbette ben hakem arkadaşım. Sıkıntı da orada. Ben kimsenin zaten. Hakkını yedirmem. Hakemlik yaptım 23 yıl. Ben onların hakem abileriyim. Genel başkanlıklarını yaptım. Bir hakemin nasıl yetiştiğini, orada neler hissettiğini biliyorum. Bizim zamanımızda bize bunlar söyleniyordu. Biz konuşamıyorduk o zaman. Şimdi ekran var. Sağ olsun Kanal 3. Sizler de bu imkanı veriyorsunuz. Biz burada kendimizi ifade ediyoruz. Yazık değil mi o hakemin hakkına da? Sen hakeme hedef gösteriyorsun. Hakem ne yaptı? Bir tane efendim Torreira'nın pozisyonu. Büyük hata. Büyük hata. Ben sana söylüyorum. Allah'tan sonuca tesir etmedi. Olabilir mi? Ya Fenerbahçe olabilir. Çok iyi oynadı değil mi? Şimdi sonuca, sen 20. kaçıncı dakikaydı? Sonuca 20. dakika. Galiba tersine tesir etti. Ya bak o kırmızı kart Fenerbahçe'yi bozar diye düşünenler Galatasaray'ı bozdu. Hem Galatasaray rahatladı hem Fenerbahçe'yi kamçıladı. Eğer doğruysa devre arasında İsmail Kartal Beşiktaş'ın Kadıköy'deki eksik Fenerbahçe galibiyetleri var. Eksik kalıp evet. Fenerbahçe'yi yendiği 4-2'lik, 4-3'lük evet. maçlar. Onları örnek vermiş. Bak o da önemli. Önemli tabii. Geldi bizim rakibimiz kardeşim bizi kendi sahamızda 10 kişiyle 9 kişiyle siz yendi. Çıkıyor. Siz de yenin. Bu önemlidir bu motivasyon. Bak İsmail Kartal'a 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu maçtaki performansı. Değişiklikler zamanında duruşu. Ve çok da gergin bir döneminde yani. Gergin yani. Döneminde. Bu maçı kaybetse Fenerbahçe tabii. Kariyeri bitiyor. O yüzden hani maç sonu konuşmasındaki orada biraz böyle dikilmesi falan. Şey de bitiyor. Yani. Yönetim de bitiyor. O da bitiyor. Evet. Şöyle ya tabii ki sportif başarı. İşte hayat böyle bir şey. Yani bu sporda özellikle Türkiye'de böyle bir şey. Aynı hafta Anfield Road'da Jürgen Klopp'un uğurlanmasını gördünüz mü? Evet ya. Adam diyor ki benden sonra gelecek menajer kulüp bak. Birini uğurlarken törenlerle, diğerini zaten ama tekrar aynı kulüple imza onu söyledi mi? Niye? O kulüple anlaşacağını söyledi mi yoksa? Yok. Yeni gelen menajere de benim gibi sahip çıkacağınızı biliyorum diyor. Beraber tezahüratlar budur yani. Yapıyor. Bunları görmek istiyoruz. Medeniyet ya. Spor budur abi. Ya, spor budur. Ya ben yani... Avrupa'da o kadar çok maç yönettim ki. Bak, Bordeaux-Anderlecht maçını yönettim. Kısaca anlatmak istiyorum.
Şampiyonlar Ligi gruba kalma maçı. Bir türlü Kayseri Konya çok önemli. Geleceğiz yere kesin. Bir dakika. Bak şimdi Duygu, Bordo örneğini vereceğim. Bak, sonra Kayseri Bordo maçı. Bağlarından Besi bağlarına gelecek inşallah. Evet, Bordo bağları biliyorsun. Biliyorum. Bordo bağlarını biliyorsun. Mahsus ara verelim şimdi. Bordo'nun başkanı da Bordo bağlarıyla ilişkili birisiymiş. Biliyorum. Tamam. Bir dakika ne? Geleneksel olarak. Geleneksel. Bordo'nun bağları. Bordo'nun bağlarından Besi bağlarına gelecek. Biliyorsun Bordo'nun bağları da meşhur. Bordo'nun evet. bağlarıyla ilişkisi evet. olan bir kişi de kulübün başkanı. Evet. İki tane önce kırmızı kart gösterdim ve Anderlecht, Ahmet Hasan da Serhat Akın da Anderlecht'te oynuyor. Maç Fransa'da, Fransa ve Belçika gerilimi var evet. biliyorsun. Her yönüyle futbolda da var. 2-0 yendi. İki tane oyuncusunu attım Bordo'nun. Maçın 15. dakikası ve 25. Maç Bordo'da yakın. Mı? Maç Bordo'nun sahasında. Hocam kaçıncı maç şeydi? Bitti. Efendim? Hangi seneydi ya? Hangi sene miydi? Evet. Vallahi en az 15, 16 yıl oldu. Çok özür dilerim. Buyurun. Şimdi Bordo Anderlecht maçı. Attım iki oyuncuyu. Bordo elendi. Miku, Fransız milli takım kaptanı Miku. Tünele girdik. Tünelde sen de geldi bekliyorsun tabii. Değil mi? O beklenen hareketi yaptı. Yani küfürlü bir mı? Şey söyledi falan. Ondan sonra biz de bir rapora yazdık Miku'yu. Sonra odaya girdim. Dediler ki kulüp başkanı gelmek istiyor. Ulan dedim şimdi. Yine dedim Türkiye'de gibi gelecek falan. İyi dedim gelsin bari. Hani ona da hazırlıklıyız yani. Bordo'nun başkanı girdi elinde tabii hediyeleriyle. Hediye olup da hani böyle çok şey hediyeler hani biliyorsun. Bölgenin biliyorsun anı, üzüm ürünleri meşhur. Üzüm ürünleri falan. Meşhur, işte, evet. Bordo bağlarından. Sirke. Geldi. Hocam dedi ben maçı hem monitörden izledim hem canlı izledim dedi. Sizi tebrik ediyorum dedi. Sizin hiçbir hatanız yok. Bütün hata benim futbolcularımda dedi. Tebrik ederim. Budur yani. Bu başka bir. Budur. Ama işte bu başka bir anlayış. Hayatın her alanında. Peki şimdi işte. Buradan çıkalım gelelim Kayseri. Gesi bağlı. Yok hadi gel artık. Hadi gel. Araya girelim. Araya giriyor. Peki. Tamam. Anlattın hocam onu. Bir 10 dakika daha. Yok anlatsın. Çok ama aradan çok sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Merak edilen soruya geliyoruz hocam. Kayseri-Konya maçında neler oldu? Neler olmadı ki? Yani şimdi Kayseri-Konya spor maçının skoru bu haftaya etki eden, hani bu haftada konuşulan bir şey değil mi? Skor ya da işte evet. Bu haftaya etki edecek bir noktada değil mi? Tabii. Noktada tabii. Evet. İnsanlar diyor ki ya Kayseri'de diyor Konya işte beraberliği aldı. Bir puan orada almasaydı küme düşme noktasında farklı bir noktaya gelecekti. Ama şimdi Galatasaray maçından bir puan alırsa kümede kalıyor. Tartışması var. Yani Konya Galatasaray maçı berabere biterse Konya ligde kalıyor. Evet. Galatasaray da şampiyon oluyor. Kayseri 17. dakikada 10 kişi kalıyor maçta. 17. dakikada 10 kişi kalıyor. Bir de bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kayseri Spor'un kıymetli başkanıyla ben bir ortamda tanıştık daha önceden. Sohbetimiz de oldu. Son derece beyefendi, sağduyulu bir insan. Bundan bir hafta önce de beni aradı. Hocam işte hakemlerle ilgili o şeyleri söyledi. Yani serzenişlerde bulundu. Ya hakemler formsuz gidiyor işte falan. Hani geçmiş dönem hakemliyle bugün hakemli kıyaslayıcı bazı konuşmalar da yaptı. Sağ olsun bizleri, beni de onore etti o zaman. Ve ne oldu? Maçın hakemi kim? Halil Umut Meler. Halil Umut Meler kim? Daha önce Ankara Gücü maçında Ankara Gücü Başkanı sahaya girip yumruk attı. O istenmeyen olayların yaşandığı maçın hakemi. Yeah. Ve maçı çok kötü yönetti o maçta. Hiçbir kötü yönetim böyle davranılmayı tabii ki hak etmiyor. Ama neden Halil Umut Meler'in maçlarında bunlar oluyor? İşte Murat'ı da burada haklı çıkaran şeylerden biri de bu. Yani neden hep Halil Umut Meler öne çıkıyor? Yani Halil Umut Meler de buradan hani dedik ya yöneticiler kendini izlesin. Halil Umut Meler de ne yaptığını kendisi izlesin. Bu maçın sonucu Ankara Gücü'nü doğrudan etkiliyor. Tabii Ankara Gücü'nü evet. etkiliyor. Şimdi Ankara Güçlü düşünmeyecek mi? Yani benle yaşadıklarından sonra benim rakibim. Yani hakem o maça yönettiği iki takımın o sırada puan durumundaki yani puan cetvelindeki yerini bilmeden düşünmeden mi çıkıyor? Olur mu öyle düşünmemeksi şey? Düşünmemeksi mümkün mü böyle yani? Böyle bir şey var mı? Duruyor, yani? Puan cetvelini verebilir yani, miyiz? Elbette tekrar. Maç hazırlığında hepsine bakıyor. Yani şimdi bak Ali ama Çamlı bu başkan bak. Ali Çamlı çok başkan bu endişesini yani. Söylüyor. Sonra maç ne oluyor maç? 2-2 bitiyor.
Ali Çamlı yanlış hatırlamıyorsam da sahaya girmeye çalışıyor. Yani hakeme bir müdahalede bulunmaya çalışıyor. Belki PFDK kararlarında onunla ilgili de bir şey vardır. Yok, görmedim. Dolayısıyla bunlar yaşanıyor ve maç berabere bitiyor. Bu maç Kayserispor için de çok önemliydi. Kayserispor'a bir puan yetti ama, doğru mu? Doğru. Bir puan yetti. Konyaspor da bir puan alarak bu umutlarını bu maça taşıdı. Önemli oranda, doğru mu? Evet, yani evet. Sanki hani insanların aklına şöyle sorular geliyor. Bana soruyorlar. Ya hocam acaba planlı bir şey mi vardı? Hayırdır, ne oldu diyorlar. Nasıl oldu bu gibi tartışmalar var. Tabii bunlar bilemeyiz işin iç yüzünü ama yani insanların aklına tabii başka şeyler de geliyor. Şimdi Konya Galatasaray maç. Bu maç berabere bittiğinde Galatasaray şampiyon mu? Evet. Şampiyon. Peki bir de şu tartışma var. Bu doğru mu değil mi onu da bilmiyorum açıkçası. Konya'da ligde kalıyor. Şimdi Konya Spor Başkanı'nın bir Fenerbahçe maçından önce de bir bazı... Bir Fenerbahçe maçı değil, tam ona bakıyorum. İki hafta önce Nisan'ın kaçında, Mayıs'ın 6 maç, Mayıs'ta doğru. İki hafta önceki maç, Konya'daki maç. 0-0 bitiyor. Ne diyor kulüp başkanı? Ne diyor kulüp başkanı? O maçtan birkaç gün önce şu açıklamayı yapıyor. Okuyayım buradan. İlginç yani gerçekten. 25 Nisan'da şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki İstanbul'daki Fenerbahçe maçı önce deplasman tribünü konusu var. Fenerbahçe maçında diyor deplasman tribünü bilet fiyatları 910 liraydı Konya'ya, Konyalı seyircilere. Buna karşılık diyor Fenerbahçe maçında, Konya'daki Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatları maksimum neyse o seviyede öyle olacak diyor bir kere. Yani mütekabiliyet esası. Ama sonra da diyor ki ilk yarıdaki kötü maçın telafisi tabii bu maç bizim için. İnşallah o zamana kadar ligi garantileyip o hafta da yapmıyor. Yani daha öncesinden. Bir hafta 10 gün öncesinden yapıyor. Allah nasip ederse Fenerbahçe'den intikamımızı alınca rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder. İnşallah o kafayla çıkarız maça. İntikamımızı alacağız diyor. Ya şimdi bu söylemi yapıyorsun. Ondan sonra bir tartışma daha ekleniyor buna. Şimdi son hafta Galatasaray'la oynuyorsun. Bir de şu yani. Tartışma var. Araç plakası ile ilgili. Doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz doğru ama. Doğru yani, herhalde amcasının oğlunun aracıymış. Yeğeninin aracıymış. Yani 42 GS 905 plakalı bir araç deniyor. Tesadüf de olabilir. Yok, yeğeni Galatasaraylı olabilir canım. Yani, Galatasaray yönetiminde görev almış tamam, galiba. Değil mi? Evet, ya olabilir. Yani bir insanın yeğeni olabilir. Dayısını ya da amcasını bağlamaz. Nasıl o onu bağlamıyorsa yani. Dolayısıyla belki kendisi de Galatasaraylıdır. Bilmiyorum. Ona da olabilir. Olabilir tabii canım. Bu da olabilir. Olabilir. Ama o başka bir şey. Yani ya bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi biz başkanlar üzerinden mesela tamam bunu tartışıyoruz da bu teknik direktöre sahaya yansıması başkanın ifade ettiği gibi o kadar da doğrudan etki etmez. Çünkü oyuncu şöyle düşünür. Teknik direktörsün şimdi bak. Öyle düşün hocam. Son maça çıkıyorsun. Bir puan yetiyor değil mi? Evet. Karşında da Galatasaray var. Ya sen şimdi bu maçta ben bu Galatasaray'ı yeneyim diye oynarsan belki de 4 yiyeceksin, 5 yiyeceksin. Değil yani. Ama yenilmeyeyim de bir puan alayım derken de sıkıntı olmaz mı? Ya iki tarafa da beraberlik yetiyorsa ki öyle. Galatasaray, bu maç var ya, Galatasaray, uzun yıllar konuşulacak. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'a yetmiyor muydu? O da yetiyor. Beraberlik yani, Galatasaray şampiyon, Konya kümede kalıyor. Yani şu Ankara Gücü düşüyor. Şimdi şu 90 dakika pazar günü oynanacak Konya'daki Konya'da tabii. Konya'daki 90 dakika. Yani böyle hani futbol tabiriyle al gülüm ver gülüm. Düşük tempolu. Hani aman bitse de gitsek. Bitse biz kalsak. Bitse biz şampiyon olsak diyen iki taraf var. Yani insansın. Bak futbolcunun yerine kendini koy. Teknik direktörün yerine kendini koy. Hani tabii ki bu böyle bir danışıklı dövüş gibi. Hatta birilerinin bu ne ya anlaşmalı maç şike var diyeceği bir noktada olmaz bu iş. Bu maçın sonucu nasıl biterse ama bitsin. Ama berabere biterse var ya yıllarca Fenerbahçeliler yıllarca diyecek ki bu maç şike. Diyecekler. Çok tartışacak, çok konuşacak. Diyecekler. Kim olsa da der. Berabere bitme ihtimali de çok yüksek tabii ki. Ya yani hocam şöyle bak. Bak yine empatik bakalım. Evet. Ben demin dedim ya ben Beşiktaşlı tabii olarak rakibime bak. Şimdi sen Fenerbahçelisin diyelim. Aynı durumdasın ya. Sana rakibinle beraberlik yetiyor. Ne yaparsın ya? Riske girer misin abi? Açılacak. Ya Dünya Kupası'nda olmadı mı? Oldu. Dünya Kupası'nda da oldu. Ne oldu? Orta saha top çevirdiler. Evet.
yan pas, orta sahaya, oradan geriye. Bizim de bir takımda oldu. Kim yani şimdi enteresan bir durum var. Yalnız bu iş nasıl olur biliyor musun? Bir de bu hocam? Maç yani bu duruma, bu son ha? işte son haftaya nasıl bu puan durumlarıyla ya. Gelindi tartışması enteresan. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye böyle büyük maçları, derbi maçlarını son haftaya koyuyorlar? İşte bu yüzden. Bu da tartışılıyor. İşte bu yüzden. Ama fikstür öyle geldi. Hayır hayır. Yani. Şey ama genelde bak Galatasaray-Fenerbahçe yani, maçlarının sondan 2. haftaya 8. doğru. 7. 8. hafta bilmem ne. Beşiktaş. Öyle mesela Beşiktaş-Fenerbahçe evet. ne zaman oynandı? O da 2 hafta önce evet, oynandı doğru. değil mi yani? Yani son haftaları bırakıyorlar. Bir ara yaptılar. İlk haftalarda oynattılar. Evet. Bir sorun çıkmamıştı o zaman. Evet. Ya ama şöyle şimdi, planlamayı yani böyle bu, yapıyorlar. Bu özellikle mi? Ben ona hak veriyorum. Reytingi artırır, heyecanı artırır son haftaya kadar. Çünkü neden? Ayrıca Fener Galatasaray, yani şey mi? Fener Beşiktaş maçının galibiyeti. Ben, hocam söyle, şey mi acaba? Şimdi ben de yayıncı kuruluşta biliyorsunuz. Tabii epey, yıllarca çalıştım. Yıllarca Ankara temsilciliği yaptığım için şeyi çok iyi biliyorum. Yani acaba yayıncı kuruluşunda bir katkısı var mı? Elbette. Elbette. Bak şimdi buna... beni konuşturma. Şansal abi geçen hafta bağlandı da aklıma da geldi. Murat beni de konuşturma. Çok şey konuşturma. Hayır Erdoğan Hoca hatırlasana bizim bak, Beşiktaş'ın. Bak ben bir konuşursam var ya. Beşiktaş'ın 2003 yılında o meşhur Cem Papila vakası. Evet. Ne dediler? Canlı yayında söyledi Erdoğan evet. Hoca. Yani Beşiktaş'ın önü kesilmese bu ligi kimse seyretmeyecek kardeşim dediler. Yani. Evet. Yani, şampiyonluğa ortak rakip çıkarılması lazım dediler. Ve bunu yayıncı kuruluşta söylediler yani. Ben hiç, bunu hiçbir Beşiktaşlı unutmadı bugüne kadar. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ben yönettim o sezon. İşte bu. Fenerbahçe 3-1 kazandı. Oynadı, kazandı. Evet. Çok iyi oynadı, kazandı. Ama çok enteresandı o sezon. Gerçekten Beşiktaş'ın 10 puanını giderken... Mıydı? Alex efendim? Var mıydı? Alex olmaz olur mu? Vardı tabii. Alex var. Ya hocam bu Alex'e ne diyorsunuz? Antalya Spor'la anlaştı. Yani Alex tabii. Alex büyük bir karakter. Evet. Bak şimdi futbolculuğu, işte Türkiye'ye gelen en iyi yabancı oyuncu tartışmaları falan vardı. Bence bak Türkiye'ye gelen en iyi yabancı oyuncu gösterdi. Hani iyi yabancı olarak gelip de Türkiye'de varlık gösteremeyen birçok oyuncu var. Doğru. Beşiktaş'ta da var. Doğru. Fenerbahçe'de var. Ama Türkiye'ye gelip en iyi performansı gösteren yabancı oyuncu Hacı. Yerli oyuncu da Sergen Yalçın'dır. Çok net. Kesin. Benim hakemlik kariyerimde gördüğüm, maçlarını yönettiğim iki futbolcu. Ama hem yeteneği hem de karakteriyle öne çıkan futbolcu net bir şekilde Alex. Yani, bak Alex'le ilgili bir anım var. Kısaca anlatayım mı? Lütfen. Bak Alex'in ne karakterde olduğunu izleyicilerimiz çoğu biliyor ama bunu da şeylerine koysunlar akıllarının bir kenarına. Şimdi ben meşhur Denizli-Fenerbahçe maçını yönettiğim 2006 yılında Denizli Spor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe şampiyon olamadı. Galatasaray şampiyon oldu. 2007-2008 sezonu başladı. 10. haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman demek ki ortalara veriyormuş bak Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını. Hmm. Yani o zaman son haftayı bırakmamışlar. Kadıköy'de miydi derdi? Maç Kadıköy'de. Oo. Beni verdiler maça. Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Tabii ısınmaya çıkacağız. Peki Murat o Tünel'den sezon o güne kadar yani o ilk 10 haftada hiç Fener maçı yönettin hiç mi? Hiç yönetmedim. Aa, yanlış hatırlamıyorsam. O maçı mı beklemişler yani? Yani o maçı verdiler. Vay vay vay. Şimdi ısınmaya çıkacağım tünelden adamı şöyle atar gibi. Bir baktım tabii tepkiler, petişeler, sahaya atılan şeyler var. İçeri şöyle çekildim. Sonra tekrar adım battım. Bir daha atıldı. Sonra yardımcıya geldim dedim ki bir daha yürüyün cephane tükendi. Öyle bir ne yapayım yani? Bunu yapıyorsun işte. Hani takılıyorsun arkadaşlar mutlu etmek için. Sahaya çıktım maçı yönettim. Fenerbahçe maçı Alex'in çok başarılı ucunda kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam Alex bir gol attı. Maçın bitiriş düdüğünü çaldım. Ve çok enteresan bir olay. Formayı mı getirdi? Alex yanıma geldi koşarak. Dedi ki hocam ben senin hakemi çok beğeniyorum. Bana dedi formanı iyi edermişsin dedi. Formayı istedi. Ben de arkama bakıyorum. Ben de arkama bakıyorum başkasına. Arkama bakıyorum başkasına mı söylüyor falan gibi. Formanı dedi hocam verir misin bana dedi. Tabii ki Alex dedim. Ama içeride vermişsindir. Topçular orada hemen soyunuyor. Orada çıkaracak halimiz yok tabii. Dedim gel soyunma odasına. Alex geldi. Ben formamı çıkardım verdi. Mavi bir formayı yanlış hatırlamıyorsam. Alex de gol attığı maçtaki formayı çıkardı bana hediye. Mavi formada sana. Alex böyle bir karakter. Mavi formada sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Alex böyle bir karakter. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu iyi örnekten. Şimdi demin bıraktığınız yerden oraya bir hani gazeteci şüpheciliği ve komplo teorisi olacak ama söyleyeceğim. Pazar günü bütün maçlar aynı saatte oynanıyor değil mi? Evet. Bak şimdi Konya'da Galatasaray-Konya. Konya-Galatasaray maçı oynanıyor. Evet. Güzel. Fenerbahçe İstanbulspor'la oynuyor Kadıköy'de. O da güzel. Ankara Gücü nerede? Bütün maçlar demeyelim. İki maç hariç.
Ankara Gücü şeyde. Trabzon'da. Trabzon'da. Alanya Antalya maçı. Ha evet. Fatih doğru. Karagümrük maçları evet, farklı evet. Saati farklı onlar, günde. Evet. O çünkü şeyde 24, değil onlar. 24-25 onlar hiç riskli bölgede tabii, olmadıkları değiller. İçin. Bir dakika Hatay Rize maçı var. Tabii Hatay Çaykur Rize. Tamam bak şimdi hayır şunu söyleyeceğim. Şimdi Konya Galatasaray maçta 0-0 devam ediyor. İlk yarı bitti. Evet. İkinci yarı başladı. Şimdi izleyenler bakıyor. İki takım da birbirini ısırmıyor. Gerginlik yok. Bağırış çağırış yok. Galatasaray berabere bitsin şampiyon olayım diyor. Konya berabere bitsin ligde kalayım diyor. Bu ara Fenerbahçe 3 tane atıyor. O öbür maçların sonuçlarıyla hiç ilgilenmiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Dakika 80. Hala aynı hava. Futbolcu diyor ki abi 10 dakika kaldı. 10 dakika kaldı diyor. Ne maceraya gireceğim diyebilir miyim? Şimdi herkes birbirinin maçını izliyor ya. Evet. Maçta eğer böyle bariz hani herkesin bu ne ya bunlar neredeyse anlaşmalı gibi diyeceğim ya. Dakika 80. Ali Koç takımı sağdan çekiyor Kadıköy'de. Ankara Gücü de takımı sağdan çekiyor. Ne yaparsınız? Olabilir. Ha, ne olur? Olabilir. Bu ligi nasıl? Çekerler mi? Olabilir mi? Olabilir tabii ki yani olabilir. Her şeyi göze alıyor. Diyor ki kardeşim burada bakın, anlaşmalı bir oyun var. Burada yani. Anlaşmalı bir oyun var. Baksanıza 80 dakika oldu. Gol pozisyonu bile yok. Bu psikolojiye girecekler mi? Girecekler. Tamam mı? Gol pozisyonu bile yok. Hocam, öyle bir maçta biz kardeşim şey böyle yani. Futbol yüzden, oynamıyoruz deseler ne diyeceğiz? O yüzden ben diyorum ki bu maç çok uzun yıllar konuşulacak. Bak sonuç nasıl biterse bitsin. 3-3 bitse. Peki bitsen mi ya? Şimdi 3-3 bitse. 3-3 bitse herkes demeyecek mi? Ha, anlaştılar bunlar diye. Ya her halükarda berabere biterse bu maçın tartışması bitmez yani. Tabii. Oraya geldik ve, artık. Ve bu maçın berabere bitme olasılığı hani son hafta olmasa çok yüksek değil bahis mi? Bahis oranlarına bir bak. 1-0-5 verir herhalde. onu söyleyeceğim. Yani öyle yani beraberlik en şey olur. En az değil mi? En ya az. Ya tekrar hani, soruyorum hocam. Oranlar. Sen Galatasaray'ın ya da Konya'nın hocası olsan, topçusu olsan berabere bitsin istemez misin? Ya ben riske girmem ki. Peki ha, niye? Ben kontrolü oynarım ya. Uğraşacağım yani. Kontrolü oynarım ya. Yani. Niye? Bunların tam tersi olabilir mi? Nasıl? Ne yapacağım? Şimdi ben Konyaspor'um saldırdım. Hücuma geçtim. Baskı uyguladım. Abi Galatasaray'la oynuyorsun. Tabii abi. Gelip iki tane attı. Yenemez mi? Yenebilir mi? Yenebilir. Abi, iyi de yani bu maçta denenir mi yani? Bu maçta bunu diyemez. Yani, çok enteresan bir maç. Hayır şunu kimse affetmez. Peki, sen açık futbol oynadın, dağındın, oynadın, gittin, yenildin Galatasaray'a, küme düştün. Hadi anlat Konyalılara ondan sonra. Hadi anlat onu. Ben çok cesurca oynadım mı diyeceksin. Hayır bir de şu var. Başkanın işte yenilebileceğiz açıklamaları var. Abi yenilebilir. Neler var? Yani orada bir sıkıntı yok ki. 20. haftada olsa evet. Bunların hiçbiri konuşulmaz. Gelinen noktada. Gelinen noktada. Yani, nasıl gelindi bu noktaya? Galatasaray, yani? Tersten bakalım Galatasaray. Çıktı, açık oynadı. Geride pozisyon verdi. Oldu bu oldu. Yenildi abi Konya. Zaten bugüne kadar gitti. Herhalde son 2 sezondur Konya'da oynadığı 3 sezon. 3 sezondur bir tane maç kazanamamış Galatasaray. Evet, 3'ünde kaybetti. Hep Konya kazanmış. Bir şey söyleyeyim. Senaryo yazsana. Abi ben bak korku senaryosu az önce söylediğimdir. Yemin ediyorum yani var ya şu anda. O korku bak, senaryosu hiç aklıma gelmedi hocam. Şimdi geldi aklıma. Şey olabilir. Uzun yıllar tartışacak bir maç. Yani ben dizi senaristliği yaptım hocam. Yemin ediyorum şunlar hiç böyle bir şey aklıma şimdi gelmez yani, benim. Yani. Bu ortam benim zihnimi açıyor ya. Ne konuşuyor bu adamlar? Hayır sanki bir yere dayanarak öyle yok güzel ya, anlatıyor sadece ki. Sadece tabii ki. Yani umarım yani ilk kez duyuyorum. Olabilir yani, mi? Bak, hayır şeyde mi ne yapacağız diyorum ben ya. Ben hiç şaşırmam. O olsa ne diyeceksin? Sosyal Ali Koç'a, medyada o takımı yani. Sağdan çeken Ali Koç'a kim ne diyebilir abi? Fenerbahçeli olsam ben de desteklerim. Eğer Konya'daki oyun gerçekten herkesi böyle tablo ya, öyle görünse öyle yansırsa diyorum bak öyle yani yansırsa kimseyi de baştan zan altında bırakmak belki de çıkacaklar delikanlı gibi oynayacaklar belki yine berabere bitecek ama kimse evet. Diyemeyecek ki ya bir anlaşma vardı çata çat bir maç olacak sarılar kırmızılar ben çata çat bir maç olacağını düşünmüyorum ben de hiç sanmıyorum ama hadi sanmıyorum. O maçın hakeminin işi de zor ay bu arada espriyi biliyor musunuz ne? Şimdi birisi yazmış diyor ki şey maçı bu derbiden sonra Arda kardeşleri eleştirmek için ben diyor kulüp başkanı olsam diyor daha transfer sezonu işte hiç kimse uyanmadan diyor ne olursa olsun ihtiyacım olmasa bile diyor büyüklerden biri olsam diyor. Hatay kalecisi Erce kardeşleri transfer ederim. Niye? Çünkü
Senin kadronda Erce kardeşler varsa Arda kardeşler senin maçını hiçbir zaman yönetemeyecek. Yönetemeyecek değil mi? Bak bu da enteresan. Valla çok güzel ya. Enteresan. Alkoy7. Yani, üçüncü kaleci. Ama şeyde olacak. Kulübede olacak ya. Yani. Neler soyadlı var mı kaleci? Yok. Ama yok. Ya işte şöyle bakın. Böyle diye diye de hakemliği bitiriyoruz. Şimdi o gün çıkmış bir programda bir arkadaş. Hakem diyor maçı tatil etmeydi. Niye? Ya şey maçı. Hangi maçı? Bu Galatasaray Fenerbahçe niye maçı. Niye edecekmiş? İşte maç öncesi olaylar olmuş maçı. Ya arkadaşlar ya maçı tatil etmek bu kadar kolay mı ya? Yani, oraya 55 kişi toplanmış. Ekran başına milyonlar var. Maçı tatil edecek. Ya hocam, nasıl tatil edecek? Onun kuralı kaidesi belli. Sahaya etki eden bir şey var mı? Talimatı var. Sahaya etki eden bir şey var mı? Yok tabii ki. Yani böyle bir şey olur mu ya? Öyle, yani hani böyle zırt pırt maç tatil etsin diyenlere de ben hakikaten şey oluyorum yani. Ayar oluyorum hani tırnak için. Hakikaten ya. Yani bunun bir şeyi var, kuralı var. Böyle bir şey olmaz. O yüzden bu maç çok uzun seneler konuşulmaya aday. Her ne şekilde biterse bitsin. Tabii şimdi kulüp yöneticileri, takımlar sadece önlerindeki maça hazırlanmıyorlar diye düşünüyorum. Neye hazırlanıyorlar peki? Tabii. Ya şimdi tam kapsamlı hazırlıklar da olabilir mi acaba? Yani böyle? Futbol ne gibi? Hepimiz yıllardır hep ne konuşuyoruz? Futbol sadece futbol değil sadece. Bu saçlar bu zeminlerde ağırdı. Sadece 90 dakika sahada oynanmıyor. Bunun hani teknik kadro ve oyuncular tesislerde çalışırken bazıları da o maç haftasını başka hazırlıklarla geçirdiğini geçmişte yaşadık. Yani olabilir. İşte bak şimdi Ahmetspor'u şampiyon yapan Mesut Bakkal hatırla. Anlatmadı evet, mı? Evet. Çıkıp herkesin önüne kitap yazdı ya adam. Hayatı bitti. Bize de... Hayatı bitti. Tamam bitti de. Bitti. Bir savcı da çıkıp tutup kardeşim bu adam kitap yazdı ya. Dedi ki biz teşvik primi aldık. Doping kullandık. Atlara verilen doping ilacını verdiler bize. Ya bu adam bunları itiraf etti. Yaşıyor. Hala spor dünyasında. Gitti Ahmet Spor çalıştırıyor. Dediğin doğru. Yani bir anda gitti. Ana akımda ya da geçer akçı olan yerlerden hemen afaroz edildi. Aynen öyle. Ama peki yani yıllarca teşvik primi diye bir gerçekle yaşadık. Yani bitti mi teşvik primi mesela acaba Türkiye'de? Yani kimseyi bak kimseyi zan altında bırakmak istemem. Ama bir şeyin konuşulmuyor olması olmadığını mı gösteriyor? Yani benim şüphelenmememin önünü kesmiyor yani. Haftaya Mesut Hoca'yı bağlayalım mı? Buraya gelsin. Tabii. Ama buraya gelsin de. Duygu yani... dörtlüğü yapabilir miyiz burada? Ya da bağlayalım. Önemli değil canım. Ya ben çok isterim konuşmayı ama. Duygu. Yani bence Mesut Hoca da. Yok şimdi değil. Yok haftaya diyor. Dört kişi yapabiliyor muyuz haftaya? Ama haftaya bak şampiyonluk var, küme düşenler var. Aslında belki de tam haftası. Şunu hayır sonraki haftalarda da olabilir. Evet. Hayır sonraki haftalarda genel müdür Selcan Hanım bize sözü ver biliyorsun. Ne sözü var? Antalya'da yapacağız ya. Şeyde, ha, öyle mi? Ya, bak Antalya'ya hayır diyemem. Değil mi? Yani. Yaz dönemi çalışmaları. Yaz ya işin esprisi bir yana. Şimdi bak dediğim gibi hani kötümser olmak istemiyorum. Ama ya, şimdi yani dediğim gibi Konya'yı veya başkalarını zan altında bırakmak da çok yanlış. Hiçbir şey bilmeden ama sadece... Yani olasılıklar geçmiş, üzerinden, geçmişten gelen tecrübeyle değerlendiriyoruz tabii. Şüphe duymak bir gazeteci olarak benim işim. Yani umarım artık o işler bitmiştir. Yani umarım bitmiştir. Bilmiyorum yani ben işin hani futbol bölümüyle ilgilensek daha çok... İnsanlar şunu merak ediyor Orhan Kılıç. Acaba seneye Konya Spor'dan bir iki futbolcu bir başka takıma transfer olur mu? Aa bir dakika. Hatırlar mısınız? Bak, isim vermeyeceğim ama vaktiyle bir kulübün başkanı bunu yapıyordu. Yapıyordu. Çok önemli iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Önemli maçlardan önce. Tabii son attığının özellikle nedense, formsuz kalecilerini. Nedense. Murat Çelik formsuz kalecilerini transfer etme hastalığı vardı. Evet. Evet. Sadece kaleciler neyse, değil. Neyse işte bütün bunları yaşadıktan biliyoruz. Sonra dediği gibi bu saçları. O yıllardan artık... sonra zaten Türk futbolunda geriye gidiş başladı hocam. Evet. Tabii. Bak dikkat edin. Murat hatırlıyor musun? Bak abi, bir şey söyleyeyim mi? Yani, o yıllardan o kadroların sonra. Yansıması ve bu yaşanan olaylar tribünden seyirciyi kaçırdı. Futbol olan ilgiyi azalttı. Çok net. Bak kesin. Kabul edelim kendimize bakalım önce. Kesin. Yani futbola duyduğumuz ilgi, sevgi, eski heyecan alaka, var mı? Eski heyecan, coşku var mı? Yok. Ben televizyonda milli takımımızın Avrupa'da oynadığı bir maçtan önce İstiklal Maçı'na ayağa kalkan adamdık ya hepimiz. Evet. Tabii canım. Yani
Şimdi heyecandan değil mi? Maçı beklerken zangır zangır. Şimdi neyi düşünüyoruz? Avrupa Şampiyonası'nda kadro tercihi acaba başka bazı bağlantılar veya menajer düzeni sebebiyle mi A milli takımda kadro? Eskiden yani birazcık futbolla, biraz değil hani futbolla haşır neşir olan herkes ne bileyim 80'li 90'lı yıllarda aklımızın erdiği zamanlarda 3 aşağı 5 yukarı 18'i yaz milli takım desen aynı 10 kişinin 8'i aynı 18'i yazar. O zaman 16'ydı. Şimdi soru yine yazar yani şu söyler. Hani. Yok şu anda. Tabii o zamankiler. O zamankiler yazar. Şimdi arkadaş o kadroya seçilecek işte Semih Kılıçsoy olayında yaşadığımız o kadroya seçilecek adam oyuncular. Bak bu oyuncuları da bitiriyor. Bitiriyor tabii. Hak eden oyuncunun da aidiyet duygusunu da zedeliyor. Yani bak, sadece bir şey izleyenin değil. Murat. Lütfen. Tam bu konuyla bağdaşacak bir örnek. Şimdi benim oğlum Deniz Beşiktaşlı. Evet. Şimdi bir arkadaşım da dedi ki o gün karşılaştık çok kıymetli bir arkadaşım. Beşiktaş derneklerinde etkin bir insan. Deniz'in de şöyle bir özlemi var. Ya Beşiktaş maçında bir seremonide hani futbolcular birlikte çıkayım dedi. Kimle çıkmak istersin diye sordu. Semih dedi. Tabii işte. Semih'le çıkmak istedi. Ya. Semih olmazsa yok dedi. Semih'le çıkmak istiyorum. Ya sen bu çocukların idolü tabii olmuş, sevgiyle, sempatiyle bakınan ve performansıyla bunu hak eden oyuncuyu kadroya alıyorsun ve sonra Ümit Milli Takım'a gönderiyorsun. Evet. Ya böyle bir şey olmaz ya. Yani şunu demek istiyorum. Peki burada Ahmet Altıntop'un böyle kabadayı tavrı, Türkiye'yi küçümsemesi, Türkiye'yi küçümsemesi, tepeden bakması. Ya sen hani sen ne yaptın kimsin diye sorarlar adama ya. Yani, Ahmet Altıntop sen ne yaptın? Hani şimdi bak futbolculuğuna, kariyerine saygı duyuyorum. Oralarda öyle oynamanın ne kadar anlamlı, kıymetli olduğunu biliyorum. Hı. Ama sen onu buraya taşıyabildin mi? Ya o kariyerini Türk futbolunda ne yaptın? Hani futbol anlayışı olarak. Almanya'da yetiştin mesela. Ya bir Alman yaptı. Alman altyapı modelini Türkiye'ye getirdim diyecek bir şey yapsa. Yaptı mı? Yok. Hepimiz elini öpelim. Getirdi de teknik direktör. Evet doğru. Kuntz'u getirdi. Tabii Kuntz'u getirdi. Sonuç ortaya. Ya arkadaş şimdi bütün dünyada şöyle bir gerçek var. İzleyenlerin bir kısmı biliyordur, bir kısmı bilmiyorsa bilmeyenlere de hatırlatalım. Şimdi futbolda dünyada bir menajerlik sisteminin belirleyici olduğu bir dönem yaşıyoruz yıllardır. Ya özellikle son 10-15 yıldır. Evet. Şimdi menajer ne yapıyor? Bu Türk futbolu için geçerli ama değil mi? Yok dışarıda da dışarıda var. Da var mı? Var dışarıda. Bu kadar etki mi? Etkin mi? Var. Özellikle bazı ülkelerde yani mesela bir Hollanda'da işte Belçika'da oralarda değil ama mesela Portekiz'de var. Yani Brezilyalıların girdiği ortamlarda var, Afrikalıların girdiği ortamlarda var. Yani dünyada da var. Çünkü artık aslında o menajerler global. Yani bir menajerlik ajansının işte Türkiye'deki adamı oluyor mesela. Sistem şöyle çalışıyor. Orhan Kılıç kulüp, Selçuk Dereli menajer, ben oyuncu. X ülkedenim. Menajer kulübe Murat'ı öneriyor. Diyor ki, al diyorum Murat'ı al diyorum sana Orhan. Senin diyor mevkinde, o mevkide de adam ihtiyacın var. Bu adamı al. Şimdi kulüp diyor ki ya bu ama bu çocuk diyor yani hani bir bakalım istatistiklerine diyor ya. Kulübünde tamam oynamış ama milli değil, bir şey değil. O sorun değil diyor ya. Tak bir hafta sonra Murat kendi ülkesinin milli takımında. Milli takımda ya. Tamam, böyle işliyor abi. 10 kere milli olmuş. Evet. CV'ye yazılıyor. Kim bakıyor kaç dakika oynadı, ne yaptı? Tabii kim bakıyor? Oynadı. Milli olmuş mu? Olmuş. Hani önemli bir kriterdir çünkü. Sen diyorsun ki X ülkenin milli stoperini aldım mesela. Tabii. Tamam mı? Yani böyle oluyor ama yani bazı ondan şeyler sonra Semih'i de Ümit Milli Takım'a gönderdi. Yani dolayısıyla şimdi ben o zaman hele de bu Futbol Federasyonu'nun yaptığı hiçbir şeye güvenemediğim için. Ya bu başkan, bu federasyon başkanı, kulüp, Beşiktaş kulüp başkanı parmak sallayan adam değil mi? Ya dolayısıyla hiç ya resmen şey oluyor yani böyle bence böyle öyle davranıyor ben ya. Öyle böyle bir şey olabilir işte mi? Yani, sen çağırma o zaman. Böyle düşünüyorum maalesef. Yani böyle düşünmek zorunda kalıyorum. Sen düşünmüyor, düşündürtüyor. Tamam. O düşündürtüyor. Sadece Beşiktaşlı olarak da değil, bu Futbol Federasyonu'nun futbolu yönetmekten aciz olduğu kanaatinde olan vatandaşlardan biriyim. O çoğunluktan biriyim. Ve bu düzenden çıkacak Montella'nın da, Semih olayında kendi iradesiyle hareket edemediğini de anladığımıza göre ben şimdi Euro 2024 Ay Yıldızı kadrosunun seçiminde umarım ya bu nereden çıktı, niye bu değil de bu var dedirtmeyecek
objektiflikte ve Türkiye'ye gurur yaşatacak bir kadronun çıkması için sadece umut hayal ediyorum. Yani çok umutlu muyum? Değilim. Ama hayalim bu. Umarım biz yanılırız. Avrupa Şampiyonası seçimlerden önce mi sonra mı? Önce tabii. Onun için 18 Temmuz'a tabii konuldu ya. Tabii. O yüzden konuldu. Yani orada olası bir başarı. Enteresan gelişmelerde olabilir belki. Onu soracağım. Geçen haftaki programdan sonra sana bir şey attım, hatırlıyor musun? Evet. Selçuk Hoca burada dedi ya, Mehmet Büyükekşi çok istiyor ve hala şu anda da çalışıyor ama aday olamayacak diye. Birkaç gün sonra bambaşka bir çerçevede, bambaşka bir yerden yayılan bir haber, Büyükekşi aday olamayacak haberiydi. Hatırlıyor musun? Evet. Hocam takip ediyorlar. Yani dolayısıyla... Yani o söylediklerin bayağı yankı uyandırdı hocam. Elbette öyle. Çok şeyler çıkacak İzlemeye gibi. İzlemeye devam etsinler bizi. Evet, bu konuyu takip etsinler. Yani bu konuyu takip etsinler. Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun Temmuz'a konması bile tamamen bu hesapla yapılmış bir şey. Peki o zaman ben soruyorum şimdi. Diyelim ki bu umutla yaptınız. Aynı işte futbolda başarı varsa hani teknik direktör, yönetim kurtuluyor ya, demin konuştuk. Şimdi Fenerbahçe bu hafta şampiyon olursa hadi bakayım Ali Koç İsmail Kartal'ı yollayıp yeni bir hocayla mı devam eder gelecek sezon ya, yapabilir mi? Var yani. Mesela yani hani. Gide var. Ya da Okan Buruk bu kadar getirdi, şampiyon olamadı. Şimdi takım gitti, ne olacak? Milli takım gitti, final oynadı. Hah. Hadi bakayım ne sen olacak? Büyükekşi yönetimine de ki adam çıkacak diyecek ki arkadaş. Yani ya yarı final bile kurtarır yarı onu ben size söyleyeyim. Ya Avrupa'da yarı final oynadık diyecek tabii mesela. Herkes hepimiz gururla teşekkür ederim. Bak çıkar teşekkür ederim, o ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Ama bu kötü yönettiği gerçeğini değiştirmez. Yani ha sonuçta ama bir başarıdır ve aday olmak ister mi? Olur da olabilir. Peki tersten bakalım. Gruptan çıkamadı milli takım. Evet. O dakika istifa edecek misin? Etmez. Benim tanıdığım, gördüğüm, bugüne kadarki gelişmeler istifa eder. Başarı varsa orada kalırım. İstifa eder mi? En azından Avrupa Şampiyonası'na gittik der. Ha ben de doğru. Oraya gittik doğru, der. Doğru, yani. Doğru. Bitti. Yani yine mi bitti? Bitti mi? Bitti. Ne kadar çok uzatma dakikaları. Ama söylüyorum çok çabuk bitiyor diye. Evet. Uzatma dakikaları. İyi oluyor. Akıcı oluyor, güzel oluyor. Hakem bana söyledi. Arda Güler'i de ama Arda Güler de çok evet iyi gidiyor onda. Arda'yı ayrı bir yere koymamız lazım. Nasıl gururlanıyorum yani böyle benim büyük oğlumun adı da Arda. Yani nasıl böyle bayılıyorum yani. Ya şey, Deniz değilmişsin. Başarılar diliyor Orhan ya amcası. Öpüyoruz onu. Yayınızı selamlar. Deniz merhabalar. Yani gerçekten büyük gurur ya. Çok büyük gurur. Evet, evet harika. Umarım daha da güzel daha olacak. Her zaman olduğu gibi teşekkür edebilir miyim sizlere? Teşekkür ederiz. Daha sonra teşekkür ederiz. Zehra Hanım'a, Reyhan'a, bizim yeni spor spikerimiz, o da yeni başladı. Hayırlı olsun. Yönetmenimiz Duygu'ya, Tolga, İzzet, Baran'a, sosyal medyacılarımıza başta Emit olmak üzere. Evet. Duygu Bey'e. Ha, Duygu onu da Bey söylemedin. Duygu Bey'e. Ya bir şey söyleyeyim. Duygu diyorsun. Duygu genelde hani kadın ismi gibi genel bir kabul verdir ama Duygu Bey. Doğru. Bey, Duygu Bey. Bana birisi telefon etti. Dedi ki ya senin kadar naif bir adam nasıl böyle Duygu'ya bağırıyor, çağırıyor. Bağırıyor mu? Bir hanımefendiye. Yok, geçen musun? Geçen böyle bir artık şey yaptım. Ufak ses tonu yükseldi. Duygu bir dakika dur. Dedi. Hayır dedim ki yo erkek. Ama bu bir dakika yani bu olur mu? Ha tamam hani kadınlara pozitif ayrımcılık hayır, eyvallah da yine de yani erkek de olsa yapmamak lazım beyefendi. Yani onu sistem ediyorum. Ya Duygu'nun bey olduğunu kayıtlara geçirelim. Çok evet enteresan TGRT'ye geldim, ilk televizyonculuk. Onun elinde büyüdüm o yüzden. Ha. İstediğim şeyi yaşı da çıktı ortaya. Söyleyebiliyorum evet. Duygu'ya. Tamam Pala Duygucuğum tamam. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden burada olmak üzere. Hoşçakalın.